Şimdi geçen hafta konuştuktan sonra biraz işi planlayıp öyle ilerleyelim şeklinde özellikle Doktor Kleps'in de önerisiyle projelerden birini planlı birini de plansız gitme şekli üzerinde aslında bu planlamaların temelini işleyen e, sistem en azından bizim üniversitede yani yazılım mühendisliğine giriş veya yazılım mühendisliği şeklinde direkt bu ders olarak geçiyor lisans seviyesinde. Orada işleniyor. Yani bir yazılımın e, ilk Fikrinin ortaya atılması veya ilk ihtiyacın doğduğu andan itibaren ki aşamadan başlayarak ta sonlanıncaya kadar hatta e, sonlanma dediğimiz şey de belki ölünceye kadar diyelim. Çünkü yazılımlarda e, şey olmasa da ölüyorlar yani ölen yazılımlarda var. Ölen yazılım nedir? Artık kimsenin kullanmadığı yazılım. O açıda ölen diyoruz çünkü yaşıyor oldukça yani insanlar kullandıkça yazılım tarafı bitmiyor örneğin Chrome'u düşünün şu anda kullandığımız Chrome'u veya kullandığınız işletim sistemlerini düşünün. Siz kullandıkça aslında onun yazılım tarafı da devam ediyor olmak zorunda kalıyor çünkü bir şekilde o sürekli hatalar çıkıyor veya yeni donanımlar çıkınca yeni gereksinimler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla geliştirmek gerekiyor o şey yazılımı. Tüm bu süreci takip eden kısımlar yazılım mühendisliği bölümünde işleniyor. Yani yazılım mühendisliğinde aslında kod yazmaktan öte daha çok bu tür şeyler yapılıyor. Yani yazılımın planlanması, programlanması ve idare edilmesi, yönetilmesi şeklinde. Tabii biz burada biraz daha temelden, geçen hafta biraz böyle bir dört madde şeklinde water flow, yani orada water dediğimiz Türkçe ismiyle şelale, kavram olarak adım adım gidildiği için ismi o. En ilkel yazılım geliştirme metotlarından biri, yani planlama metotlarından biri daha doğrusu. Biz biraz daha farklı, biraz daha karışık gideceğiz ama e, Miro.com muydu? Buradan girdiğimi hatırlıyorum ama demek ki buradan girmemişim. Şimdi Miro.com üzerinden bir şey oluşturdum. Login diyelim. Umarım bizi hatırlıyordur. Login with Google. Evet, burada. Ağaç Kardeşliği. Biz burada e, yazılımın tüm aşamalarını planlıyor olacağız. İlginç ya ben bunu buradan oluşturdum ama ilk defa giriyormuş gibi oldu şu anda. Tamamdır. Şuraya notlar da almıştım. Önce biraz yazılımımızı planlayalım, programlayalım. Biraz böyle bir tartışalım nasıl yapacağız, hangi ekrandan sonra hangi ekranlar gelecek. Çok ilkel bir şekilde önce uygulama adımları e, tabii... Waterflow metodu dışında farklı bir metotla gideceğiz dedim. Çünkü Waterflow metodunda aslında biraz tüm yazılımın tüm aşamalarını başta bir planlıyorsun. Oradan gitmeye başlıyorsun ama biz e, yazılımları, ismini hatırlamıyorum o şeyin. E, şu an bahsettiğim şeyin. Hatırlayan varsa araya girip söyleyebilir. Yazılımın belli aşamalarını e, parçalara bölüp yani örneğin ben şöyle yaptım. Üç aşamaya böldüm yazılımı. Yani aslında yazılımın sanki şu ilk adım dediğim kısmı sanki başlı başına bir yazılım gibi düşünülüp önce burası tamamen işte Waterflow metodu gibi yani o ilk geçen hafta bahsettiğimiz metot şeklinde ilerleyip bu ilk adımı bitirip ondan sonra diğer adımı bitirip buna eklemli. Ondan sonra bunu bitirip ondan sonra bunu da buna ekle şeklinde üçlü adım veya genişletme şeklinde çünkü e, birinci adımın aslında devamı gibi ikinci ve üçüncü adımlar hızlı bir şekilde elimizde bir uygulama oluşsun diye ilk adımda ihtiyacımız olan uygulamanın ihtiyacı yani ilkin bunu konuşalım yani bir, bu uygulamada ne neye ihtiyacımız var ne yapacağız biz bu uygulamada e, her şeyden önce bir kullanıcı kayıt sisteminin olması gerekiyor yani bir kullanıcının buraya bir kayıt olabilmesi lazım uygulamamıza öğretmen veya öğrenci olarak Giriş yaparken veya kayıt olurken kullanıcı sözleşmesi parantez olarak yazdım hani arada kaybolmasın diye. Onun dışında yine ilk aşamada yani uygulamamızı indiren kişinin ilk olarak yapabilmesini istediğimiz şey bilgi ek şey bitki ekleyebilmeli yani yeni bir ağaç tohum ekti diyelim onu ekleyebilmeli ve başkalarının eklediklerini görebilmeli en azından kendisi kendi eklediklerini görebilmeli. Yani en kötü ihtimalle kendi eklediklerini görebilmeli. Yani bir listeleme olayının olması gerekiyor. Daha sonra bu uygulamayı sadece bir gün kullanmayacağına göre bitkiye sonraki günler resim ekleyebilmeli. Bu işlemleri yani sadece bu işlemleri yapan bir, bir uygulama bizim başlangıç fikrimiz için yeterli. Ee, geçen haftaki konuşmalardan hatırladığınız ve bu ilk aşamada bahset Bahsetmediğim ve ilk aşamada olmasını düşündüğünüz olması gerektiğini düşündüğünüz adımlar var mı? Şimdi bu ilk aşamaya göre ondan sonra biz şey yapacağız. E, temelde bu akışlar nasıl gerçekleştirilecek? Onu konuşup tartışacağız biraz. Bakalım kimler var geçen haftadan? Geçen haftaki arkadaşların bir kısmı yok zaten. Gerçi onlar muhtemelen kayıttan izlerler. Sonradan da şey olursa yine gruplara ve bölümlere ekleyin. Dolayısıyla şimdi biz ilk olarak ben bunu normal iş yerindeyken ufak bir kağıda da çizdim ama Miro'yu biraz o yüzden tercih ettim. Hani kağıttan daha kolay burada çizmek. Hani bahsetmiştim ya uygulamanın en sade şeklini önce bir tane e, Kağıda çizelim diye. Yani şu şu anda Miro'nun ekranında gördüğünüz yeri aslında, e, şöyle yapayım. Aslında kağıdı değil de Miro'nun üzerinde çiziyoruz. Yani uygulamamızın ilk ekranında şöyle temel basit bir e, ekran yaptım. Bu şekilde bir e, bitkilerin listelendiği bir ekran olacak. Bu arada eklediğimiz tasarımlar vardı tasarım olarak da. Nerede onlar? Tasarım konusuna atmıştık tasarım bölümünde ee, tasarım için şöyle bir şekil aklıma geldi yani şurada oluşturduğum her bir kart için yani şuradaki her bir kartı aslında böyle buna benzer bir şekilde tabii bizim bitkinin e, özelliklerini barındırıyorsa eğer çünkü gördüğünüz gibi bayağı detaylı hem bilgi var hem başlangıç noktaları var hızlı bir şekilde erişilebiliyor hemen altına belki beğenenler katkı sağlayanlar veya yorum yapanlar gibi böyle bir şey de eklenebilir. Yani şu sayfanın tasarımı hoşuma gittiği için ben buraya attım. Sizin de hoşunuza giden tasarımlar olursa ki e, Yusuf Sevilgen'in de başka bir e, tasarım hoşuna gitmiş. Bunu tam olarak hangi ekranlar için düşünmüş e, bilmiyorum. Sanırım şu an burada değil. Sonradan da Yusuf izlersen eğer e, Yusuf Sevilgen izlersen şey yaparsın fikirlerini e, iletirsin. Yani bunu işte şurası için düşündüm, şurası için düşündüm şeklinde belirtirsen güzel olur. Ee, onun dışında uygulamanın detay sayfası, yani şuna tıkladıktan sonra şuna tıkladığında detaya gidip yani ikinci işlemi yapabilmesi lazım, bitkiye sonradan resim ekleyebilmesi lazım. Onun için de e, bitkinin detayının olduğu bir sayfa olması gerekiyor. Onu da şöyle getirebiliriz buraya. Yani şu şunu. O sayabiliriz. Diyebiliriz ki bu arkadaşa tıkladığımızda yani herhangi birine tıkladığımızda bizi buraya getirsin. Bu, bu ekrana getirsin. Şöyle bir ok çizip buraya bağlayabiliriz. Burası için düşündüğümüz tasarım da şuradaki ilk ekrandaki tasarım. Bunu büyütebiliyorsak büyütüp orada durdurup şey yapayım. Şu anda ekranı görmeye devam ediyorsunuz sanırım. İlk ekrana dönmedi. Şöyle. Şurayı bir tek parça halinde alayım. Bu da bizim detay sayfamız için düşündüğümüz şey. Yani detay sayfası da böyle bir şey olabilir. Tabii bunu biz ihtiyacımıza göre biraz daha değiştireceğiz. Tam ekrandan çıkmaya çalıştım. Tamam. Ee, geçen hafta bahsettiğim olayı şu anda yaşıyoruz. Ben bahsetmiştim ya kayıt alırken bilgisayarı kasıyor diye. Şu anda ben işlem yapıyorum. Bir süre sonra böyle işleme tepki veriyor. Detay sayfası da ona göre e, yani şurayı kafamızda canlandırarak çünkü ilk aslında uygulamayı düşündüğümüzde ee, tasarımı kafamızda canlandırmış oluyoruz. Şöyle ana sayfaya dönelim. şey masa üstüne. Şöyle bir e, ekran oluyor. Burada temel olarak baktığımızda hiçbir şey yapmadan sadece şöyle yüzeysel. Buraya bir çizim yapayım diyelim. Burada bitkinin çizemedim. <laughs> Alışık değilim hem miroya hem de yavaş dediğim gibi şu an çok yavaş hareket ediyor ve sorun oluyor. Burada bitkinin resmi olur. Üst tarafta bitkinin resmi olur. Ee, hiç şey yapmadan direkt şuraya referans vereyim ben. Buna ne diyelim? Alüminyum plant plant şeyinin sayfası gibi olacak diyeyim hatta şu sayfaya. Direkt öyle yazalım. Sayfası gibi olacak Temelde burası böyle hani Geldi buraya Sonra burada Şimdi şu an burada yok mesela bu sayfada yok ama biz ekranın bir yerlerine Şu anda neresi olduğunu bilmiyorum ama uydur uydurup bir yere şey yapabilirim Bir buton koyalım Küçük bir buton tabii bu kadar değil Küçük bir buton resim ekle diyelim buna Resim ekle butonu Şöyle küçülttüm Resim ekle. Tamamdır. Şu şekilde bir buton gibi düşünelim bunu da. Ha dediğim gibi bunu şu anda siz kendi kağıdınıza çizdiğiniz acemi bir şey gibi düşünün. Yani bunun ne olduğunu biraz da sadece siz biliyor gibi düşünün. Bunu çok daha detaylı çizebilirsiniz. Geçen hafta da söylemiştim. Direkt uygulamayı da burada çizebilecek yetenekte olan arkadaşlar da var. Bu şekilde geldi buraya. Dolayısıyla buraya tıkladığı zaman da muhtemelen... Şöyle bir şey yapabiliriz. Yani buradan bir şey çıkarabiliriz. Galeriden seç veya kameradan fotoğraf çek diye. Veya bir alert şeklinde bir uyarı ekranı çıkarırız buraya. Resim eklemek istiyorsan işte galeriyi seç veya kamerayı seç gibi bir ekran çıkacak burada da. Şu anda konuştuklarımı da aslında bir yere not almak gerekiyor. Şöyle yanına sağına ufaktan bir not alayım. Şurayla alakalı diye ee, resim ekle butonuna tıklanınca kamera veya e, galeriden seçme istenecek diyelim istenecek. Bu şekilde bunu bir şuraya bırakalım. Burası için eklenecek bir şey var mı? Şu an için pek aklıma gelmiyor. Detay sayfasının üst kısmında çiçeğin resmi e, şeklinde olabilir. Önce terleri ve sonra terleri. Hı Bu hafta bir listede tutulup hayal bir şekilde gösterilebilir. Bir, bir hadisi Direkt kaydırarak verin, bir, 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 bir. Aynen biz e, geçen hafta onu konuşmuştuk. Onu hemen not alalım buraya. E, hatta onun daha güzel bir devamı da var. Onu da direkt şimdi konuşmuş olalım. Şey, şimdi yani ha, aslında ikisinin birleşimiydi. Tam olarak video değil o. Şimdi onu biraz daha detaylandırayım. Demek ki biraz daha yanlış anlaşılmış azıcık. E, buradaki üst resim. Slide gibi sağa ve sola kaydırılabilecek ve otomatik kaydırma. Aslında video dediğimiz şey bu. Otomatik kaydırma yapınca video gibi olacak. Aslında gerçekte o bir şey değil. Video gibi olmayacak. Yani otomatik şey yaptığı için işte saniyede 5 tane resmi gösterecek ya da belki saniyede 2 tane resmi gösterecek. Bu şekilde sanki video izliyormuşuz gibi bir şey çıkacak. Yoksa esasında orada bir video olmayacak yani. Onu da hatırlattığın iyi oldu. Çünkü buraya bakınca direkt anlaşılan bir şey değil. Yani notu alırken ne yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Başka var mı burada unuttuğumuz bir şey? Bunu da ilk aşamada yapmamız gerekiyor. Çünkü öbür türlü adam şeyi göremeyecek. E, bu Buraya resim ekledi ama dünkü resmi nasıl görecek? Ya da hep ilk günkü resmi görecekse yarınki resmi nasıl görecek? Veya sonraki günler eklediği resimleri nasıl görecek? O yüzden e, senin dediğin gibi sağa ve sola kaydırma şeklinde önceki güne ve sonraki günlere gidip gelebilmesi lazım. Şöyle burayı da göstereyim. Buraya da bakarak Unuttuğumuz bir şey varsa hatırlatın Burayı da bu şekilde oluşturduk o zaman şu an bu sayfa için yani iki tane sayfamız var şu an için Şu an için sadece iki tane sayfamız var Bir tane sayfada pek bir işlem yok altta tablar var nereye gideceğini bilmiyorum şu an böyle tamamen kafadan uydurdum Asıl kilit nokta burası Burada bitkiler listeleniyor Listelenen bitkiler içinde de düşündüğümüz şekil, şuradaki şekil, bu şekil gibi düşünüyoruz. Yani şurası gibi düşünüyoruz. Tıkladığımız zaman da detay sayfasına geliyoruz. Detay sayfasını da şurası gibi düşünüyoruz. Biraz değiştireceğiz tabii şeyleri. Dolayısıyla şu an için iki ekranımız var. Ama başlangıç için bize sadece iki ekran yeterli değil. Bir de... E, kayıt ve giriş ekranlarımızın olması gerekiyor. Şimdi profil kısmını ilk bölüme koymadım. Ama hemen sonrasında yani çok hızlı bir şekilde şu ikinci aşamanın gerçekleşmesi gerekiyor ki kullanıcı buraya e eklenen resimleri şikayet edip kaldırılmasına sebep olabilsin. Çünkü bu en nihayetinde kötü kullanıma da açık bir uygulama olacak. Yani adam buraya resim ekledi. E diyelim ki saçma sapan resimler ekledi. Yani çiçekle bitkiyle alakası olmayan fotoğraflar eklemeye başladı. Manzara fotoğrafları ekledi. Ne yapacak? Başkaları bu resmi şikayet edebilsin ki e, o resmi hemen kaldıralım. Ya da kişi profilini düzenleyebilmeli ki ilk kayıtta verdiği. Çünkü biz ilk kayıtta muhtemelen e, kayıt kısmını sadece Google ile kayıt veya Apple ile kayıt yapacağız. Ve ismini Google'dan veya Apple'dan alıyor olacağız. E, kullanıcı sonradan profil resmini, ismini, soy ismini, okul bilgilerini e, değiştirebilmeli. Bu da hemen sonraki bölümde yapmamız gereken bir şey. Ama şimdilik dediğimiz gibi sadece bu ikisi lazım. O zaman bize bir tane de giriş ve kayıt sayfası lazım. Giriş ve kayıt sayfasını da şimdilik sadece bir ekranda yapabiliriz gibi geliyor bana. Şöyle göstereyim. Yani sadece iki tane ekranımız şey iki tane buton olabilir. Ee, bu arada hemen bir fikir verin. Bu giriş ekranına nasıl gelecek? Yani uygulama açıldığında Google ile giriş, bir tane aynısından, o da Apple ile giriş. Şimdi bu adam, e, hani benim ilk düşündüğüm şekliyle. Uygulama buradan başlasın. Yani uygulama açıldığında buradan başlasın şeklinde düşünüyordum ben. Ee, eğer uygulama buradan başlayacaksa o zaman adam buraya nasıl gidecek? Giriş veya kayıt diyelim. Giriş kayıt Yani bunu şeye mi koyalım? Ee, yok burada e, hangi butonla? Yani şu an için şu anki senaryoda buradan buraya gidecek bir buton yok. Ee, yani aslında soruyu ben biraz daha detaylandırayım. Belki soruyu anlatamadım. Ee, şimdi uygulama geliştirdiğiniz zaman eğer uygulamanızda giriş ve kayıt işlemi yapılıyorsa burada karşınıza şöyle bir soru geliyor. Ben önce uygulamamın ana sayfasını mı göstereceğim kullanıcıya? Yoksa kullanıcıyı önce giriş ve kayıt sayfasıyla mı karşılayacağım? Yani YouTube'u düşünün. YouTube uygulamasını indirdiniz telefonunuza. YouTube uygulamasını veya işte YouTube'un web sitesine girdiniz. YouTube'un web sitesine girdiğiniz zaman orada bir giriş ve kayıt işlemi var. Ama siz bunu görmüyorsunuz. Aslında daha doğrusu bunu yapmadan da, bunu yapmadan da uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Yani videoları izleyebiliyorsunuz. Bizim senaryoyu düşünün. Yani resimleri görebiliyorsunuz, insanlar ekledikleri resimlerdeki işte diğer görüntüleri falan görebiliyorsunuz. Ama YouTube gibi işte YouTube'u düşünün, ne yapamıyorsunuz YouTube'da? E, yorum yapamıyorsunuz, herhangi bir videoya yorum yapamıyorsunuz veya herhangi bir videoyu beğenemiyorsunuz. E, buradaki teknik anlamda düşünürsek veri tabanında herhangi bir yazma işlemi yapamıyorsunuz. Sadece veri tabanından okuma işlemi yapabiliyorsunuz. Ama Facebook'u düşünün. Facebook uygulamasını indirdiğinizde veya Facebook'un web sitesine gittiğinizde hiçbir şekilde uygulamaya erişemiyorsunuz. Yani uygulamada hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ancak şu bölümü geçmeniz gerekiyor. Yani giriş ve kayıt önce karşılıyor sizi. Evet hem heveslendirmek için hem de zaten aslında mantık olarak düşünürsek Şimdi Facebook biraz daha bireysel bir şey olduğu için adam şimdi Facebook'ta böyle public şeyler izlemiyoruz aslında tanıdıklarımızı izliyoruz arkadaş olduklarımızı izliyoruz ama YouTube'da öyle değil herkesin attığı videoları izliyoruz public şeyler izliyoruz dolayısıyla public şeyler olduğu zaman buradaki gibi bu da public bir şey public için Türkçe kelime önerisi var mı? herkese açık gibi diyebiliriz belki. Hocam, de mesela biraz sayfayı scroll yapınca aşağı doğru giriş yap gibi bir şey çıkıyordu. Aa onda da olabilir. Mesela login sayfasında sağ üstte bir çarpı olsa. Hı, hı. Yani çarpıya tıklayıp o login ekranından hani çıkıp belli bir miktar atıyorum 3-5 post gösterip aşağı scroll yapınca belli bir scroll miktarından sonra giriş yapın. Tekrar Aa, Evet süper. kimdi konuşan? Nevi. No ee, güzel. Bu üçüncü bir senaryo oldu. Değil mi? Yani çünkü biz e, şimdiye kadar düşündüğümüz senaryo ikisi her ikisi de değil. Senin bu şu an anlattığın senaryo. Üçüncü bir senaryo oldu. Ee, biraz demo içerik gösterelim. Ee, evet, hocam. Yani ortamı görsün. Evet tümünü de göremesin. Yani Pinterest üçüncü bir senaryo oluyor. Tümünü de göremesin. şimdi şöyle düşünelim. Burada kullanıcı geldi. Yani buradan bir buton yerleştirelim şu anki bu ekranımıza. Yani dolayısıyla şurada hem fikiriz. Yani senin şu an bahsettiğin fikirde de diğer arkadaşın söylediği de benim de söylediğim de her halükarda kullanıcıyı şu ekranla karşılamıyoruz. Kullanıcıya önce bir şeyler gösteriyoruz. Bak uygulamamızda böyle şeyler var diyoruz. Dolayısıyla buraya bir buton koyup Buradan kullanıcıyı şuraya yönlendirmemiz gerekiyor. Ha şöyle yapabiliriz. Bak aslında şimdi hatırladım. Ben şunu düşünürken bunu artı butonu gibi düşünmüştüm. Nasıl artı bir artı işareti var mı burada acaba? Ha, metin olarak da. Ha, aynen doğru diyorsun. Toplama işlemi zaten toplamayı şöyle değil mi? Bu da zaten aynı şeye gelecek. Ee, i̇çeridekine mi geldi? Diğerine mi geldi? Ee, tamam. Şimdi buna basacak. Yani şu bunu görünce tabi bu bunu biraz daha belki anlamlı bir şey de yapabiliriz. Yani bunu görünce şu anlama geliyor olacak. Bitki ekle. Aa bir de bizim ekran iki ekran olacak dedik de iki ekran olmuyor ki. Bu ekran nereden çıktı? Yani bu bitki nereden çıktı? Ee, üçüncü bir ekran lazım. Yani şunu tıklayacak o zaman adam. Şunu tıklayınca ana sayfada. Bunu tıkladığı zaman hemen bir tane daha ekran lazım bize. Şöyle bir ekran diyelim. Bu ekrandan bir tane daha nasıl yapılıyor? Miro kullananlar var mı? Şu ekrandan bir tane daha nasıl yapılıyor? Şöyle komple seçersem. Komple alarsam. Hah, yaptı sanırım. Tam yapmasa da <laughs> yaptı. Ortadaki beyaz yok ama çerçeve yaptı. şöyle koyalım buraya. Yani burada dursun. Biraz küçülteyim. Şu an yavaş çalıştığı için yani tam hızlı tepki vermediği için iyice kötü oluyor. Şunu sileyim. Şimdi aslında senaryoyu birleştirmiş olduk. Yani şu problemi çözmüş olduk. Buradan buraya gidecek. Şunu da getirelim. Sen, ee, i̇kinci ekran olarak bir tane resim ekle butonu var. O butonu e, kaldırmamız gerekmez mi? Çünkü başkasının paylaştığı bildiğinin detay eklenmez. Biz resim eklememiz. Süper. Resim ekle. Zaten bir tane harf fazla yazmışım. Arada bu şeyleri de unut söyleyin. O karta belki toplamda e, beşinci ekran için. Sadece. E, şey diyelim şu resim ekle kısmına parantez içinde şey yazalım. Sadece e, bitkinin sahibi görecek. Yani senaryoda bu buton var. Mesela YouTube'da bir video açıyorsun. E, aslında ben mesela bir video açtığımda kendi kanalıma eklediğim bir video açtığımda altta siz mesela beğen falan yazıyor ya da katıl butonu. Benim benim için ben eklediğim için benimkine şey yazıyor düzenli yazıyor ekstradan butonlar görüyorum ben orada. Ya da e, kendi Facebook postunu düşün. Kendi oluşturduğum bir Facebook postunu veya Instagram'ı düşün. Instagram'ı ben çok bilmiyorum kullanmadığım için ama Twitter'ı düşün. Yani mesela Twitter'da 3 noktaya bastığın zaman senin için fazladan seçenekler çıkıyor. Mesela tweet'i sil diye bir seçenek var. Herkeste yok o. Biz de burada aynısını uygulayacağız. Yani bu resim ekle butonu sadece bunu bitkiyi ekleyen görecek. Yoksa dediğin gibi her gelen benim bitkime resim eklesin olmaz. Hı -hı. Ee, bir de şey olabilir İlk ekran geçiş ekranı olabilir ee, onları şimdi e, şöyle bir senaryo yapalım e, onu belki üçüncü dördüncü aşamada yapalım çünkü onunla hani amacımız zaman kaybetmemek e, kullanıcıya bir uygulama vermek ilk aşama için e, ilk aşamadan kastım da biz kullanabilelim yani kullanıcıya vermeyeceğiz aslında kendi içimizde test edebileceğimiz seviyede bir uygulama olsun istiyoruz ee, kendi içimizde test edebileceğimiz bir uygulama, yani şu, bugün mesela bahsettiğimiz konuları düşünün, ee, bunlar olmazsa kendi içimizde de test edemeyeceğiz uygulamayı. Ama dediğin gibi bir e, karşılama ekranı, yani bir bilgilendirme ekranı, 3-4 ekranlık bir ilk defa çıkacak bir ekran, e, onu sonradan ekleyebiliriz. Belki bu üçüncü veya dördüncü adımda e, onu ekleyebiliriz eklemek de gerekiyor. Hani uygulamayı genele açtığımız zaman öyle bir ekran eklememiz gerekiyor ki ben bu uygulamayı indirdim de bu uygulama ne işe yarıyor? Bilsin adam. Şu senaryoda yani şu an uygulamayı indirdim ben. Tabi yazılım geliştirme süreçlerinden biri de şu. Müşteriden. Şu an bizim bir müşterimiz olmadığı için biz aynı zamanda müşteriyiz. Müşteriden uygulamanın hikayesini almak gerekiyor ve onu bir Word dosyasına veya bir kağıda yazmak gerekiyor. Hikayesini adam şunu düşünüyor. Diyoruz ki ben uygulamayı indirdim, açtım, karşıma bitkiler çıktı. Aynen şu an konuştuğum cümleleri metne döküyor yani. Ee, uygulamayı açıyorum, karşıma bitki resimleri çıkıyor. Alta da bir ekle butonu var. Ben ekle butonuna basıyorum. Eğer kayıt olmadıysam, şöyle bunun yanına hemen notumuzu alalım. Buna direkt not ekleme var da ben henüz oralarda da şey değilim. Aa, comment şuraya direkt comment eklenebiliyor. Tamam. Ee, bu ekle butonuna basınca eğer kayıt veya giriş yapmadıysa Yapmadıysa screen 4'e yönlendireceğiz. Screen 4. Yani e, giriş kayıt sayfasına yönlenecek. Bu şekilde. Teşekkürler. Kahveyi aldı. Eee Burası böyle. Notu böyle almış oldum. Bir taraftan şu an videoyu sonradan izleyecek olanlar da, şu an izleyen arkadaşlar da Miro'da hesap açın. Sizi buraya ekleyeyim. Burada siz de bu şekilde düzenleme yapın. Aklınıza gelen fikirleri direkt gelip ekleyin. Bunu biraz şöyle kenara çekeyim azıcık. Şöyle. Hem Miro'nun diğer özelliklerini de öğrenirseniz. Bize de öğretirsiniz sonraki şeylerde Sonraki oturumlarda Şimdi adam giriş yapmak istediği zaman Şey burada artı buton Yani bitki ekleme butonu bu Bitki ekleme butonu Eğer giriş ve kayıt yapmadıysa bu adam Onu giriş ve kayıt sayfasına yönlendireceğiz Eğer bu adam giriş ve kayıt yaptı Veya kayıt yaptıysa Yani aktif şu an oturum açıksa eğer Hesabını doğruladıysa O zaman onu ekle Bitki ekle sayfasına göndereceğiz Kötü tarafı bitki ekle sayfası için herhangi bir örnek tasarım e, bulamadım. Ama şurada olabilir. Bir dakika. Şu vid videoya tekrar dönelim. Şu videoda olabilir. Şöyle bir şey olabilir bak değil mi? Yani bu uygun. Yeni bir bitki ekle. Ee, bakalım devamında ne zaten 17 saniyelik video. Tamam video bu ekranda bitti. Belki başka bir şey çıkacak diye bekledim de tamamdır. Tamam. O zaman bu ikinci bölümün de bir fotoğrafını alayım. Tamam bu şekilde. Şurayı aldım. Tamamdır. Ee, dolayısıyla bitki eklemek istediği zaman yani şu ekranımız bitki ekleme sayfası olacak. Şöyle bir resim seçme kısmı yapalım. Küçük olsun. Ben şimdi hem yavaş hareket ettiği için hem şey yapamadığım için rastgele yerleştireceğim. Başlık diyelim. Ee, şurada büyükçe bitki ekleme sayfası diye sadece söyleyeceğim. Küçük bıraktığı için şey olmadı şöyle. Şimdiki senaryomuzu düşünelim. Şu an senaryomuz tamamlandı bence. Şimdi tekrardan tartışırız zaten. Tamamlandı mı tamamlanmadı mı? Hep beraber görelim. Şimdi ben diyorum ki bu adam buna basınca buraya geliyor. Bir tane bitki ekliyor. Tabi eğer yoksa buradan da bir tane şöyle bir ok çıkaralım fazladan. Tam göremiyorum burada var mı bir şey? Yok. Rastgele başka bir yerden zaten amacımız şey değil. Amacımız şunlar arasında bir ilişki oluşturmak. Tamam. Bu adam giriş yapmadıysa adamı buraya getiriyoruz. Giriş yaptıysa bitki ekleme sayfasına gelip bitki ekliyor. Bitki ekledikten sonra bitkisi burada listelenmeye başlıyor. Listeden kendi bitkisini buluyor. Çünkü şöyle düşünüyoruz. Şu anda bir profil sayfası olmadığı için kendi eklediği bitkiler en üste falan çıkmıyor. Ya da profil sayfası olmadığı için sadece kendi eklediği bitkilerin olduğu bir sayfa yok. O yüzden listeden kendi eklediği bitkiyi buluyor, tıklıyor, geliyor buraya, tamam diyor, resim ekleme sayfası geliyor. Resim ekleme sayfasından da e, resmi ekliyor. E, eklediği her resim için bazı bilgiler alacağız. Yani her eklediği resim için şöyle bir şey olacak. Şu anki senaryo için aslında o karar vermedim tam olarak, oradan geri dönüyorum. Şu an biraz önce kurduğum cümleyi geri alıyorum. Şöyle geri dönelim senaryomuza. Şu anki senaryomuzda bir eksik var mı? Yani şu anki uygulama, indirdiğimiz uygulamayı kullanabiliyor muyuz? Kullanmamızın önünde bir engel var mı şu an? Ee, sizin daha doğrusu sizin böyle direkt şey yapabileceğiniz şeyler sorular sorursam daha güzel olacak da. Benim sorular çünkü genelde şey olmayınca cevabı yok. Böyle suskunluk oluşuyor. Burası böyle dedik. Ekran şeylerini oluşturduk az çok. Yani bunları bunları yapacağız. Şimdi e, yani biraz hikaye tarafını geçtik. Şu anki sen şey için bir sıkıntı yoksa bir sorunuz yoksa. E, bu kısmı geçtik. Biraz şuna gelelim. Şimdi bizim e, bu uygulamada kaç çeşit varlık var? Yani neler var bizim uygulamamızda? Kimler var? E, aktörler kimler? veya işte nesneler neler, işlemler neler, yapılabilecek işlem türleri veya bir uygulamamızdaki veri türleri neler? Şu an için gözümüze çarpan yani benim şu an ilk dikkatimi çeken araya girip kendiniz de söyleyebilirsiniz. Ben de bir taraftan söylüyor olacağım. Bir taraftan düşünüyorum çünkü. Birincisi bizim uygulamada kullanıcı diye bir varlık var. Kullanıcı diye bir varlık var ve bu kullanıcı varlığı dediğimiz yani kullanıcı dediğimiz varlık ee, sıfat olarak öğrenci ve öğretmen olarak ikiye ayrılıyor. Bakın şunu bizim senaryoda bir şey daha dikkatimizi çekti. Bir şey eksik şu anda. Ee, bu adam giriş ve kayıt yaparken şu ilk adımı düşünün. Öğrenci öğretmen olduğunu nasıl anlayacağız? Şu an için yok. Dolayısıyla buraya bir seçenek gibi bir şey eklememiz gerekiyor sanırım. Çünkü e, şu anki ekranlarımız yani şu anki ekranlarımız ilk adımı karşılamıyor. Yani biraz önceki sorduğum soruya ben cevap vermiş oluyorum. Sizin dikkatinizi çekmedi demek ki. E, niye karşılayamıyor? Çünkü biz öğrenci e, kayıt yapan adamın öğrenci mi öğretmen mi olduğunu bilmiyoruz şu anda. Burada iki ihtimal var. Şöyle yapabiliriz şu an için diyebiliriz ki ilk aşamada şöyle bir itiraz gelebilir. E, İlk aşamada kullanıcının öğretmen olup olmaması önemli değil. Burayı boş verelim diyebilirsiniz. Katılan var mı? Yani bunu ilk adımdan çıkaralım diyen. Hocam ben de gördüm. biraz de artık cinsiyet seçmede olmuştu hocam. Eee kullanıcı Google'a giriş yaptığı için ben cinsiyeti alamıyordum. farklı JSON verilerle alabildim ama. Onu yani becerememiştim. E, giriş ekranından sonra hemen bir başka sayfaya yönlendirip hemen cinsiyetini seçtirebilmiştim. E, ya onu yapmak kolay. Şöyle de yapabilirim. E, yani şuraya bir seçenek koyarım. Bir hani senin eee senaryonda cinsiyet ama benim senaryomda öğretmen diyelim. Öğretmen. Burayı seçmeden bunlar aktif olmaz. Yani cinsiyet düşün burayı. Cinsiyeti seçmeden bunlar aktif olmaz. Zaten giriş kayıt yapamaz. Bunu seçti. Yani öğretmen mi, öğrenci mi? Bunu seçti. Ondan sonra hatta buna öğretmen mi diyelim de sonradan görünce bu da neymiş demeyelim. <laughs> öğretmen mi? Evet, bu hani daha ucuz bir senaryo. Yani alman gereken bilgi varsa illa Google'dan bekleme. Çünkü Google adamın cinsiyetini sana vermeyebilir. Aynen. Profil düzenle de bizim ikinci sayfamızda. Dolayısıyla yani ikinci adımımızda. Dolayısıyla buradaki senaryomuzda biz diyeceğiz ki bize buna gerek yok. Biz adamın öğretmen olup olmadığına bakmayalım. Hızlıca bir uygulamamız olsun. Ee, o zaman buna hiç ihtiyacımız yok diyelim. Ee, ve bu bölümü birinci adımdan çıkarıp ikinci adıma götürelim. Öğretmen ve öğrenci arasında ne gibi Paylaşım yapma konusunda yani şu anki ha dediğin o da çok doğru bir şey. Şu anki şekilde hiçbir fark yok. Öğretmen öğrenci arasında sonradan farklar oluyor. Öğretmen kendi öğrencilerini buraya getirip takip edebiliyor. Şurada nerede işte puan biriktirme başarı listeleri gibi yerlerde öğretmen öğrenci anlamlı oluyor. O zaman şunu kaldırıyorum buradan. İtiraz eden var mı? Hı -hı. Evet öğretmen olunca aynen onu da e, not alalım. <laughs> onu da not alalım. Öğretmenin çünkü imtiyazları olacak. Öğretmen e, herhangi bir resmi direkt şikayet ettiği anda diyelim ki mesela şey diyeceğiz. Mesela bir resmi 3 tane öğrenci şikayet ettiğinde pasif duruma getir. E, ama bir tane öğretmen şikayet ettiği anda hemen pasif duruma getir o gibi imtiyazlar olacak. onu yani birinci adımdan şeyi çıkarıyorum. Öğretmen şu an gördüğümüz kadarıyla öğretmen gereksiz. Yani şu an için öğretmen seçimi. Birinci aşamada kullanıcı daha Öğretmen, öğrenci ve eee çevre sever ya da işte biyoloji harbinde bir şey ekleyip onlar da sadece bitkiler hakkında bilgi verecekti. O geçiyor mu? Güzel. Sen şeyi e, Miro'da hesap oluşturup şey yapsana hemen. Seni buraya ekleyeyim. E, söylediğin şeyleri e, buraya bir yere not al. Diğer arkadaşlar için de söylüyorum yani hemen e, hesap açarsanız biraz bekleyeyim ben sizi. Miro'da hesap açın. Ben açtım hocam dediğin ki Olur. Link paylaşım ya da kullanıcı adını söyle e-mail adresini muhtemelen istiyor. Özelden yazayım. E ha olur doğru şey yapacağız ya. E Özelden yazarsan ben şu anda buraya yazacağım. Ben şey yapayım. Bir dakika link oluşturayım. Sonradan bu linki değiştiririz. Şimdilik gelin. E Team Access, Team linki de atabilirim. Bir dakika tim linkine bir bakayım. Doğru çünkü bu video şey olacağı için, public olacağı için buradan mail adresi e, atmayın. Nerede? Şu mu tim? Evet, tim burada. Tim profile. Ha, bu timin kötü tarafı da ücretsiz sürümde sadece 4 kişi time şey yapabiliyor. O zaman hiç problem değil. Şimdilik şöyle yapacağız. Eee ileride buna bir çare bulacağız yani. Edit dışında ne yapabiliyor? Comment yapabiliyor. View yapabiliyor. Şimdilik edit atıyorum hepinize. Kopyaladım. Şeye yapıştırıyorum. Tasarım fikir bölümüne daha doğrusu çünkü fikir kısmının şey bu. Ee, mesela Mustafa Enes şu an burada değilse, Mustafa Enes Erdoğan e, sonradan gelip bunu Miro'ya da ekleyebilir. Burada da kalabilir tabii, burada da aklımızda çünkü burayı okuyacağız. Buraya göre de hareket edeceğiz. Tamamdır, Yusuf geldi. Ee, bir yere böyle bir boşluk falan bul. Burası sınırsız bir tuval. Uzak bir yerlere de şey yapabilirsin yani. Yusuflar geldi. <laughs> Şimdi senaryoya devam ediyorum o zaman. Yani senaryomuzu biraz şu ilk adım bölümünü biraz e, geri çektik. Yani adamın öğretmen olup olmamadığı şu an için bizi ilgilendirmiyor. Başlangıç için bizi ilgilendirmiyor. E, almıyoruz öyle bir bilgi. Şunu ben silemiyorum kendimi tebrik ediyorum. Benim suçum mu yoksa tamam sildim. Yani şu anki senaryomuzu tekrar gözden geçirelim o zaman. Şimdi bizim senaryoda e, kullanıcı var, bir tane kullanıcı diye bir varlığımız var. Bunların bunun ne gibi özellikleri lazım bize şu an için. Başlangıç aşamasında işte hani planlama kısmı çok önemli dediğimiz e, asıl konular burada başlıyor. Çünkü yavaş yavaş kodlama kısmına geçeceğiz. Bu kullanıcı dediğimiz varlıktan ne gibi özellikler istiyor? Yani ne gibi bilgiler alıyoruz ve ne gibi bilgiler kullanıyoruz? En basitinden şöyle bir not alayım. Yanlış şu değil bu. Bir tane şundan alalım. Şuraya koyalım. Kullanıcı. Kullanıcı dediğimiz şeyin profil bilgileri dışında, profil bilgileri dediğimiz hani genel şeyler, profil bilgileri dışında e, eklediği bitkiler, eklediği bitkiler, e, beğendiği bitkiler, yorum yaptığı bitkiler. Yani 3 tane listesi var şu anda bunun yorum yaptığı, hatta şikayet ettiği bitkiler gibi bir listede tutabiliriz. Olur da yanlışlıkla, gerçi şikayet etmeyi yanlışlıkla yapılmayacak şekle getireceğiz ama hani yanlışlıkla eli değdi de şikayet ettiği gibi bir durum oluşmasın diye. E, ama yanlışlıkla beğendi mesela sonradan gelip bu beğenme listesinden çıkarabilsin. E, yaptığı yorumları sonradan görebilsin, düzenlemek istediği belki de silmek istediği yorumlara varsa. E, onları buradan işlem yapabilsin yani. Dolayısıyla yorum yaptığı bitkiler var. Kayıt tarihi gibi. Gerçi kayıt tarihi profil bilgilerine de girebilir. Kayıt tarihi. Puanı mesela. Puanı profil bilgisi değil. Temel profil bilgisi dediğim buraya temel ekleyeyim hatta. Çünkü normalde bunların hepsi de profil bilgisi olabilir. Temel profil bilgileri olsun. Niye bugün e'leri sonradan yazıyorum. Ee, kayıt tarihi gibi bir bilgi olabilir. Onun dışında puanı dedik, puanı olabilir. Bunun gibi bilgileri var bu adamın. Yani ne oluyor? Şimdi yapabileceği işlemler diyelim mesela, yapabileceği işlemler, ee, işlemler diyelim. İşlemler bölümüne mesela bitki ekleme olabilir. Şimdi bitki ekleme bir fonksiyon. Bu fonksiyon başarılı olursa, yukarıdaki bir e, değişken etkileniyor, Etkili, et, eklediği bitkiler kısmına bir tane bitki ekleniyor ve sayısı artıyor. Bu bitki dediğimiz şey her neyse bunun bitki e, sayısı artıyor. Veya e, bitkiye resim ekleme. Bitkiye resim ekleme. Burada e, aslında bunu direkt kullanıcıyı etkilemiyor burası. Yani kullanıcı içindeki herhangi bir bilgiyi etkilemiyor. O yüzden şimdilik bunu buraya hem buraya yazayım hem diğerine. Çünkü bu da önemli bir şey. E, şu an bahsettiğim olay nesnelerin birbirlerine bağımlı olma olayı. Nesneler birbirleriyle bağımlı çünkü. E, bitkiye resim ekleme. Bitkiye resim ekleme dedik ee, ve beğenme olabilir. Şimdi beğenme. Beğenme yaptığı zaman ne oluyor? Yukarıdaki beğendiği bitkiler bir tane artıyor. Yani şu fonksiyonu yerine getirdiği zaman e, beğen diyelim hatta. Direkt fonksiyon olsun. E, beğen veya ne olabilir bir de yorum yap. Yorum yap. Şimdi yorum yaptığı zaman da ne oluyor? Yukarıdaki yorumlar bölümüne bir tane yorum daha eklenmiş oluyor. Bu şekilde işlemler yapıyor. Bu arkadaşımız kim? Kullanıcı. Bunu direkt dediğim gibi, şu anda bu e, Miro'yu biraz daha düzenli, tertipli de tutmak gerekiyor. Ama ben şu an biraz şey yapıyorum. Sonradan e, biriniz de gelip biraz düzenleyip tertipleyebilir ya da ben fırsat buldukça düzenleyip tertiplerim. E, bunları biraz daha düzenli yapmak lazım. Bir kağıda yazarken de bu şekilde yazıyoruz yani. Kağıda yazarken aynen bu şekilde diyoruz ki bizim. Uygulamamızda kullanıcı diye bir arkadaş var. Neler yapabiliyor? Şunları yapabiliyor. Ne gibi bilgiler var elimizde? Şunlar var. O zaman tamamdır diyoruz. Kullanıcı böyle. Bir de elimizde bitki diye bir varlık var. Yani uygulamamızın içinde şu anda bitki diye bir varlık var. Onu da getirelim. Şöyle hemen yanına koyuyorum. Bitki. Şimdi bu bitki varlığının ne gibi özellikleri var? Temel bilgiler diyelim. Temel bilgiler yani işte türü, başlığı, vs. Böyle bunlar bu şekilde. Bir de buraya eklen, ekim tarihi yani ekilme tarihi diyelim. Ekilme tarihi diye bir tarih var. Uygulamaya eklenme tarihi. Bunlar çünkü aynı olmayabilir. Eklenme tarihi. Ee, ve resimler diye bir şey olacak. Resimler diye bir bu liste. Bakın bunlar liste değil. Ee, yanına şey de yazmak gerekiyor. Mesela bu yukarıda yazdığımız türü, başlığı. Bunlar string değerler yani metinsel ifadeler. Ee, bu bir date time yani bir tarih bilgisi. Bunlar veri tipleri. Yeni başlayan arkadaşlar şu an ne dediğimi bilmiyor olabilirler. Ee, bu tür temel bilgilerden bahsettiğimiz daha detaylı dersler de yapacağız. Ee, ve resimler diye bir liste olacak. Bu bir liste. Bu listenin içinde de her biri resim olacak varlıklar olacak. Dolayısıyla resim dediğimiz şeyi de ayrı bir varlık olarak tutalım. Resimler olacak. Başka ne olabilir? Evet, onu resim varlığı şeklinde tutacağız. Hani resim varlığının özelliği o. Bitkide ne olabilir? Yorumlar olabilir. Aynen. Yorumlar çünkü yorumlar. Çünkü yorumlar bitkinin içinde. Yorumlar aynı zamanda burada yaptığı yorumlar var. Burada da yorumlar var. Ee, burada şöyle bir senaryo olabiliyor. Ee, şimdi adam yorum yaptığı zaman yorumları e, yorum dediğimiz şey de ayrı bir varlık olmuş oluyor. Sadece burada ID'lerini yani kimliklerini buraya refere edecek bir şey tutmamız yeterli oluyor burada. Ee, beğeniler diye bir şey olabilir ya da beğenme sayısı olabilir. Yani beğeniler veya beğenme sayısı diyorum. Beğeniler, yani kimler beğendi, beğenme ile ilgili. Dolayısıyla beğenme olayı da bir varlığa dönüşmüş oluyor. Ee, beğenme sayısı. Bu ikinciyi seçersek, yani beğenme sayısı şeklinde bir sayı tutuyorsak sadece, o zaman sadece şey olmuş oluyor. Sayı artıp azalıyor. Integer bir değer olmuş oluyor. Yani sayısal ifade. Şimdi yeni başlayan, dediğim gibi, daha önce hiç kod yazmayan arkadaşlar. Şeyi de bilmiyor olabilirler. Yani yazılım dillerinde sayısal ifadeler tamamen farklı şeyler. Farklı veri tipleri, metinsel ifadeler, farklı veri tipleri. Burada beğenme sayısı dedik. Veya beğeniler dedik. Bir bitkinin başka neyi olabilir? Yani bitkide ne tutabiliriz başka? Günlük uyarı sayısını veya günlük uyarı saati gibi bir şey tutabiliriz. Günlük e, uyarı saati yani resim ekle uyarısı bu bitkinin içinde direkt olacak. Yani bu bir bitkinin özelliği. Her eklenen bitki gibi düşünün. E, günlük uyarı saati. Dolayısıyla bu date time da değil. Bu günlük şey sadece bir e, tarih şey saat olacak sadece. Saat dakika. Saat dakika saniye olacak hatta. Ee, Aa, süper. Ekleyen. Çok güzel. Ekleyen e, ID diyelim. Böylece ekleyen her şeyi tutmuş oluruz. Yani buradan buraya bir refere yapmış olduk. O zaman buraya hemen bir ID ekleyelim. Bunun da bir kimlik bilgisi olması lazım değil mi? E, ID diyelim. Yani kimlik. Dolayısıyla buraya sadece işte bu işi yapanın ID'si bu dediğimizde, bununla ilgili her şeye erişiyor olabileceğiz. Bunlar nesneleri birbirlerine bağlama şekilleri, refere etme. Şimdilik teknik bir bilgi olarak söyleyeyim. Hani bunun veri tabanındaki ismi, buradaki ID primary key oluyor genelde. Yani bunu bulmamıza sebep olan ana anahtar kelimemiz, anahtar kavramımız ID primary key. Buradan buraya refere ettiğimiz için de bunun ismi de buradaki, bunun ismi de foreign ID oluyor, yabancı. ID yani. bu Aynı zamanda bunun kendi ID'sinin de olması lazım. Her şeyin üstünde yani kimliği olmayan bir şey yoktur zaten. Öyle düşünün. Ee, yani anonimdir. Kimliği olmayan yoktur demeyelim de anonimdir. Çünkü kimliği olmayan şeyler de olacak. Mesela resim olacak. Resmin belki de ID'si ihtiyacımız yok. ID'sini anonim olarak tutup zaten buranın içinde tuttuğumuz için e, gerek yok. Mesela orada ID tutmaya gerek yok. ID'ye ne zaman ihtiyacımız oluyor? Bu bitkiyle başka şeyi birbirleriyle refere edeceksek. Mesela bu adam şimdi beğendiği bitkiler demişiz. Beğendiği bitkiler kısmını bir liste şeklinde tutacaksak o listenin içinde ne tutacağız? Neyi biriktireceğiz yani? Burada neyi biriktireceğiz? ID'leri biriktireceğiz. Sadece bunu biriktireceğiz. Ama niye bunu tutuyoruz? Çünkü biz buna ulaştığımız zaman yani şu bitki ID'ye ulaştığımız anda Bitki ile ilgili tüm bilgilere erişebiliyoruz. Ya da buradaki ekleyen ID'ye ulaştığımız anda bunu ekleyen kullanıcı hakkın e, ile ilgili tüm bilgilere erişebiliyoruz. Şimdilik temel olarak bu iki varlığımız var. E, uygulama içinde hani dediğimiz gibi küçük varlıklar da var. Küçük varlıklardan kastımız ne? Resim, yorum. Bunlar küçük varlıklar. Niye bunlara küçük varlık diyorum? Bir tanesini yazayım, diğerini de zaten artık ya kopyalayıp aynısını yaparız ya da tahmin aynısı diye tekrar yazmayız. Bunu da şu renkten seçelim. Küçük varlık. Bunların ismi küçük varlık değil tabi de. Ee, ben şu anda şey yapıyorum. Public için daha düzgün bir kelime bulmadık değil mi? Ee, herkese açık dedik. Bir kelime de değil aslında. Bir olayı anlatıyoruz. Değil mi orada? Herkese açık şeyler. Public. Public data. Herkese açık veri. Ee, beyin fırtınası yapıyoruz yani şu anda. Ben yapıyorum daha doğrusu. Bir arkadaş da biraz önce katılmıştı. Genel de olabilir hocam aslında. İşte genel de biraz dar kalıyor. Genel biraz daha genel kalıyor daha doğrusu. Public biraz daha dar. Bireyselin zıttı. Şey gibi olduk. Türk Dil Kurumu gibi. <laughs> Onlar da. Efendim? Kısıtsız da biraz public, evet. Kısıtsız da biraz public. Ee, orada biraz unlimited gibi şeyler de olabiliyor. Ee, şuna e, şey diyelim, şimdi resim varlığını anlatıyorum. Niye zayıf varlık dedim? Resim. 2.3 üste koyuyorum. Diyorum ki bu resmin bir linki var, bir de eklenme tarihi. Yani bu bir map gibi tutulabilir, zayıf bir varlık olarak ve bunların her biri bizzat bunlar, yani bunların bir ID'sini değil de bizzat bunları direkt resimler listesi içinde tutabiliriz. Çünkü sonradan bu resim bizim işimize şey olmayacak, yani gelip de bu resim üzerinde işlem yapmayacağız. O zaman. Için, da bak bu olursa biraz daha ee, büyüyor. Yapalım. Parantez içinde yazıyorum bunu. Açıklama şeklinde. Tartışmaya açık ama güzel fikir bence. Ee, açıklama. Yani direkt resmi ekledim. Çünkü hani ilk aşamada bunu yapmayız ama sonradan bunu yapmak çok mantıklı olabilir. Ee, resmi ekledim pat diye düştü değil de. Ee, işte bugün bitkim bu hale geldi. Yani işte bitkim bugün böyle. Şu an güzel gidiyoruz gibi açıklamalar falan da ekleyebilir. Güzel. Güzel. Hani bunu niye de küçük diyorum? Çünkü dediğim gibi bunu olduğu gibi yani bu şekliyle direkt bunun içine yerleştireceğiz. Resimler listesine teker teker bunların hepsi her birini ekleyeceğiz. Ama burada mesela bunlara niye zayıf demedik? Çünkü burada bitkinin bitkiler olduğu yerlerde şurayı düşün. Bitkiler olduğu yerlerde aslında bunu her, her bilgisini burada tekrar tekrar yazmayacağız. Sadece id'lerini yazacağız. Böylece tümüne erişiyor olacağız. Buna küçük deme sebebim de o. Bunu direkt olduğu gibi koyacağız içine. Yorum da öyle. Ama bir yorumu beğenme olayı devreye girerse, mesela bir yorumu beğenme veya bir yoruma cevap yazma olayı devreye girerse artık yorum küçük bir veri olmaktan çıkar. Artık kendi başına bağımsız bir veri olmaya başlar. Şu anki şekli dediğim gibi, şu anda benim kafamdaki şekli. Mesela beğenme de öyle. Beğeniler şeklinde tutarsak aslında beğenenlerin ID'sini tutarız. Kimler beğendi? Sadece kullanıcıların ID'lerini tutarız. Sadece metinlerden oluşan bir liste olmuş olur. Beğenme sayısını tutuyorsak zaten hiçbir şey değil. Bu ilkel bir veri. E, Primitif bir veri. Yani ilkel. E, temel olarak uygulama böyle. Şu anda uygulamayı düşündüğümüzde e, nelerimiz eksik? Yani neler şu anda kodlamaya geçmek için ne yapabiliriz başka? Normalde şeyi de tartışabiliriz. Ee, alıp başka yere mi götürüyorsun Yusuf onları? Aa güzel. Ekrandan... Tamam. Ee, şimdi orası öyle. Bu taraflarda da böyle. Küçük bir ara verelim isterseniz. Benim aklıma şu an şey gelmiyor bir 5 dakikalık ara verebiliriz. O arada bir siz de bir düşünün neler yapabiliriz sonraki şeyde. Ee, olmadı sonraki aşamada direkt şeye geçebiliriz. Biraz daha atılacak adımlar diye bir liste yapalım burada. Bir son yani 10 dakika şey 5 dakika sonra geldiğimizde atılacak adımlar diye bir e, yani hangi yolu takip edip biz bu bu adımlar yani şu an yazdığımız şeyleri meydana getirmek için neler lazım? Ee, onları tartışalım. Ondan sonra da uygulamamızı yapmaya başlamış oluruz yavaştan. Şu anda 13 geçiyor. 18'de görüşelim.